Geçen hafta yaptığım videoda duygusal açlıktan bahsetmiştim. Bugün de size yine bu duygusal açlıkla nasıl baş edebileceğimizle ilgili bir takım tiyolar ve teknikler anlatmaya çalışacağım. Bu hafta sürecinde, evde kaldığımız bu süreçte koronavirüsünden dolayı birçok danışanım ve arkadaşım diyor ki işte bu süreç bittiğinde ben herhalde 1000 kilo olacağım. Korkunç bir şekilde sürekli karbonhidrat, börek, işte atıştırmalık bir şeyler yeme ihtiyacı duyuyorum ve bununla baş edemiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Bu videoyu o yüzden çekmek ve sizlere biraz ışık olmak, rehber olmak istedim. Şu süreçte biliyoruz ki zihnimiz bilmek istiyor. Ne olacak? Ne olacak? Bu süreç ne kadar sürecek? Bir ay mı? İki ay mı? Bir yıl mı? Aşı bulunacak mı? İlaç bulunacak mı? Şu olacak mı? Bu olacak mı? Ve sosyal medyadan da sürekli olumlu olumsuz bir sürü bilgi bombardımanına da tutunduğumuz için biz bununla nasıl baş edeceğimizi bilmiyoruz. Ve zihnimizin en kolay yöntemi de şekerli ve karbonhidratlı şeyler yiyerek bu süreci yönetmeye çalışması. Bu bildiği en doğru ve en kolay çözüm onun için. Ancak uzun vadede biliyorsunuz ki bunlar aşırı kilo ve sağlıksız beslenme olarak sağlığımızı tehdit eder bir şekilde bize geri dönmekte. Bu yüzden bunu kontrol etmeyi, bunu yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bugün öğreteceğim teknik aslında bununla ilgili biraz. Size bir yeme ihtiyacı, yeme isteği geldiği zaman şöyle bir derin nefes alın. Birlikte yapabiliriz şimdi de hatta böyle bir duygunuz varsa ya da geldiğinde. Derin bir nefes alın. Nefesinizi bırakın. Gözlerinizi kapatın bu süreç içinde. İyice bir iç sesinize doğru yönelin. Şu anda yeme duygum nerede? Bu yemeği kim istiyor? Bedenimin neresi istiyor? Zihnim, midem, boğazım, sırtım, her yerden gelebilir bu duygu, bu his. Serbest bırakın, bir içinize yönelin. Nerede hissediyorsunuz bu duyguyu? Neresi söylüyor? Bunu tespit ettikten sonra o duyguya bir bakın. Ve onu bir somut bir şeye benzetmeye çalışın. Atıyorum zihnimde böyle konuşan bir ağız gibi bir şey var. Ya da midemde sanki bir taş var. Gibi gibi somutlaşabilecek ya da bir şeye benzetebilecek bir şekilde metaforik bir şeye dönüştürün. Ve sonra diyelim ki midemde taş var dediniz. O taşı orada hayalinizde alıp dışarı atın. Ve yerine güzel bir hissiyat, sakinlik, dinginlik verecek bir ışık, bir duygu, bir kuş tüyü, bir hafiflik yerleştirin. Ve sonra derin bir nefes alarak tekrar gözlerinizi açın. Göreceksiniz ki orada yeme isteğiyle ilgili birleşen, o somutlaşan, gördüğünüz herhangi bir obje ya da bir duygu serbest kalmış ve yerine çok daha taze ve güzel bir şey yerleşmiş ve odağınız olduğu gibi yemekten uzaklaşmış. Bunu sık sık yaptıkça, kendi üzerinizde bu şekilde çalıştıkça bu duygudan kurtulursunuz. Bu sadece yeme ihtiyacı da değil. Yaşadığınız herhangi bir stresli durum, yaşadığınız herhangi bir iç ses konuşması sırasında da yapabilirsiniz. Şu anda vücudumun neresi konuşuyor? Zihnim konuşuyor, bedenim konuşuyor, midem konuşuyor, sırtım konuşuyor. O ağrı nerede? O ses nerede? Ona yönelerek bu çalışmayı yaparsanız küçük küçük pratikler yaptıkça daha kolay bir şekilde bunu yönetmeyi öğrenirsiniz. Böylelikle sizi sağlıksız yönlendirdiği yeme alışkanlıklarından da uzaklaştırmaya başlar. Bu çok etkili bir yöntemdir. Kişinin üzerinde inanılmaz derecede farkındalık ve kontrol sağlar. Böylelikle siz neyi seçip neyi seçmeyeceğiniz konusunda çok rahat karar verirsiniz. Bedeniniz gerçekten neye ihtiyacı var, fiziksel olarak neyi istiyor onu görürsünüz. Bugünkü videoda ben size bu tekniği öğretmeye çalışmıştım. Aslında kendi başınıza yapabileceğiniz gibi bunun gibi çeşitli tekniklerle de ideal kilo terapisi kişinin sağlıklı beslenmesini ve bu yolda güzel bir süreci geçirmesini ve kilo vermesine destek olur. Online seanslarım ve terapilerimle bu süreçte ben herkese destek olmaya çalışıyorum. Bunun için bana internet üzerindeki yazan telefon numaramdan da ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler, mutlu pazarlar diliyorum. Hoşça kalın.